Volkan Topakoğlu'yla biz yanılmıyorsam 2008 ya da 2009 yılında tanıştık. Yahya Dayıgigi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada ilk defa orada karşılaştık ve birlikte çaldık. Sonra gigden sonra da böyle bir işte sohbet ettik. İşte sen ne yapıyorsun? İşte şununla çalıyorum, böyle yapıyorum, şuradan geldim falan filan. Askerliğe geldi konu. Ben dedim herhalde önümüzdeki bir şu zaman askere gideceğim, onu planlıyorum falan. Aa ben de askere gideceğim, ben de o zaman planlıyorum falan dedi. Velhasıl biz Volkan'la aynı dönemde, aynı yerde askerlik yaptık. Armoni Müzikası Ankara'da. Ama bizim arkadaşlığımızın, dostluğumuzun en pekiştiği ya da temellerinin atıldığı yer orasıdır. Volkan Topakoğlu son derece başarılı bir müzisyen, genç bir müzisyen. O daha klasik eğilimli bir konturbasçı. Yani mesela onun elektrik basıyla daha elektrik soundlarda pek gördüğümü hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim, mesela dünya caz sahnesinde de Türkiye'de de konturbasçıların şöyle bir handikapı vardır. Çok çalarlar, çok fazla albümde görünürler ama kendi ürettiği albüm, kendi benim işte diyebileceğim şeylerin sayısı pek azdır. Bu biraz Volkan Topakoğlu'nda da öyle. Tabii istisnalar var. Hani çok fazla albümde çaldıkları için diğer müzisyenlerin albümlerine de tabii kendi diskografisinde kabul edebilir ama hani kendi liderliğinde kaydettiği albümlerden bahsetmek gerekirse hani onun 2015 yılında Birdenbire diye bir albümü çıktı. Gerçekten güzel. Biz orada aslında bestecilik tarafını da onu keşfettik. Orada çok iyi müzisyenlerle çaldı. O Amerikan caz dilinin hakikaten iyi hakim olduğunu falan gördük yani. Son derece kuvvetli bir müzisyen. Ama tabii daha yeni albümler kaydetse onu repertuarını genişletmesini hasretle bekliyoruz. Volkan'la çalmak, Volkan şimdi aslında bütün caz müzisyenleri, İstanbul'daki müzisyenler, Volkan'ı tanıyanlar onun nevi şahsında münhasır bir adam olduğunu kabul ederler. Ve bence Volkan çok sevilen birisi. Yani sadece benim için değil, çok kibar, ince, düşünceli, naif, iyi bir insan olduğu için. Yani bunu tabii şimdi herkes herkese böyle söyler ama ben gerçekten şimdi bunu seyredecek olan insanların, onu tanıyan, onunla birlikte çalmış olan caz müzisyenlerinin de böyle bir kafa sallayarak bunu onaylayacaklarını düşünüyorum. Öyle hissediyorum yani. 1986 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldim. Annem bankacı, babam kendi şirketini çalıştıran bir işveren diyelim. Ama herkesin böyle küçük hobileri olmuş gençlik yıllarında, hatta çocukluk yıllarından. Annem Türk makam müziği söyler. Babam mandolin çalardı. Ve abim de önce gitar sonra da bas gitar enstrümanlarını çaldı. Hatta yani yarı profesyonel seviyede çalışıyordu da eskiden. Şimdilerde ise tamamen hobi olarak yapıyor hepsi. Ben de evde bütün bu enstrümanların arasında aslında büyüdüm diyebilirim. Babam biraz da klavye çalıyordu. Ben de onun işte kucağına oturup işte ilk 6-7 yaşlarında böyle onun yönlendirmesiyle biraz haşır neşir olmaya başlamıştım ama ilk kendi kendime öğrendiğim enstrümanım mızıka oldu. Mızıkadan sonra baktım ki biraz herhalde müzikle de ilgili olduğumu, müzik dinlediğimi vesaire gören ailem bana müzisyen olmak ister misin diye bir soru yönelttiler. Bu sayede işte o zaman Ziver Bey'de bir özel müzik kursuna yazıldım. Ve o şekilde önce ben de klavye çalarak, o zaman org kursuydu ismi tabii. Hala öyle diyorlar mı bilmiyorum ama daha sonra da gitara geçmek istedim. Tabii herkes gibi ben de gitar çalmak istiyordum çünkü. Evde enstrüman bolluğu var malum. Fakat tabii ben gitarda kendimi aslında oldukça iyi ve keyifli hissediyordum. Ve müziğe profesyonel olarak devam etmek istedim.
Lise çağına gelince Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye karar verdim. Burada kendi kararımı yani verdiğim herhalde ilk adım bu oldu. Sonrasında orada piyano ve cello çalışırken daha çok caz alanında ilerlemek istediğimi fark ettim. Çünkü dinlediğim müzikler değişti. Ve bir yandan da işte o zamanlar üst sınıflarda arkadaşlarımızı görüyorduk. İşte onlar böyle biri piyanist, biri işte trompet çalıyor vesaire böyle... Farklı enstrümanlar çalan pek çok insan vardı ve caz çalma olayına da orada başlamışlardı. Ben de onları görünce oradan bir hevesle de hareket etmiş olabilirim. İşte ilk grubumuzu kurduk lise yıllarında. Ben o zaman piyano ağırlıklı düşünüyordum. Fakat bir yandan da bas gitar çalıyordum arkadaşlarımla, gruplarda vesaire. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir anda kendimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bas gitar alanındaki eğitim veren Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde buldum. Orada Kamil Erdem'in öğrencisi oldum. Kamil Hoca ile, Kamil Erdem'le yaptığım çalışmaların şu anki müzikal bakış açımı oldukça etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü kendisi önemli bir bas gitarcıdır. Aynı zamanda bir daha evvelden Asya Minör grubuyla yarattığı müzikler, yani besteci kimliğiyle aslında hem de bas gitarcı kimliğiyle oluşturduğu albümlerde gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pek çok faaliyet gerçekleştirmişti. Aslında müziğimizin biraz öz karakteri
karakteristik yapılarını kullanarak yarattığı bazı müzikler mevcut. Zaten en çok da bunlarla biliniyor. Aslında çok sayıda öğrencisi oldu tabii Yıldız'da olduğu dönemde. Ama galiba biraz bayrağını teslim alan kişi ben oldum gibi bir görüntü var. Zaten şu anda Yıldız'da da şu anda onun bıraktığı koltukta ben ders veriyorum. Bence müziğin üretim aşamasında müziği diğer sanat dallarıyla bir arada düşünmek aslında mümkün. Çünkü aynı formlar üzerinden hareket edebiliyoruz. İşte özellikle bestecilikte bazı kavramlar var. İşte bence sanat üretiminde diğer kompozisyon mantıklarında da aynı kavramlar geçerlidir diye düşünüyorum ve diğer dallarla paralel bir yaklaşım içerisinde olabilir diye düşünüyorum üretici. Ben caz veya klasik gibi müzik türlerini ayırmayı çok sevmiyorum. İsimlendirme olayı bana sanki müzisyenler tarafından değil de müzik eleştirmenleri ya da müzik yazarları tarafından yapılmış gibi geliyor. Çünkü bir noktada cazın da kökeninde belli başlı temel teorik altyapılar ve aslında sesler var. Müzik. Müziği genel olarak düşünebiliriz. Ben diğer sanat dallarıyla müziğin bir araya geldiği şeyleri de beğenerek takip ediyorum ama şu anda tiyatro müziği haricinde ya da sinema, film müziği gibi bir takım şeyler haricinde başka bir sanat dalıyla müziğin birleştiği bir proje yapma düşüncesi içerisinde değilim. Ama bence her şeye açık olmak gerekir. Özellikle de sanatın da aslında sadece kavramlar üzerine kurulu bir şey olduğunu düşünürsek müziği de resmi de veya bütün sanat dallarında kavramlar üzerinden açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Ve bence ilerleyen zamanlarda böyle şeylerle daha çok karşılaşacağız. Caz içinde ihtiva ettiği doğaçlama unsurundan dolayı aslında birçok şeyden ayrılan bir özel bir alan tabii ki. Ama doğaçlamanın da etrafından gelen bütün etkenlerle ilişkisine dikkat etmek gerek. Örneğin bence müziği dille birleştirmek son derece, yani birlikte düşünmek son derece isabetli olur. Çünkü dil aslında bizim melodilerimizi nasıl cümlelendirdiğimizi belirleyen şey. O yüzden belki de İngilizce konuşan ülkelerde caz çıktı da işte Türkiye'de bu şekilde bir doğaçlama değil de başka türlü doğaçlamalar oldu. Her müziğin kökeninde benzer şeyler olmayabilir ama dil ortak bir payda olarak orada duruyor. Aynı şekilde fakat farklı yönden şey yapayım, ele alayım. Güncel olaylardan da doğadan veya siyasi bir takım faaliyetlerden etkilenen fikirler de meydana gelebilir. Ama bunlar müziğin form anlamındaki özelliğini etkilemez. Sadece fikir olarak bir üretimi gerçekleştirirken aklımızda bulunan, canlanan şeyi değiştirir diye düşünüyorum. Yani aslında ortaya çıkan ürünün belki havası daha farklı olur. Biri daha neşeli, biri daha karamsar olabilir. Ben bunları işin formsal kısmından ayrı düşünüyorum. Ama doğaçlama bence buradaki temel nitelik. Bizim diğer her şeyle cazı ilişkilendirirken kullandığımız temel nitelik doğaçlamasıdır. Kariyerimdeki ilk caz performansı tabii ki okul yıllarında oldu. Çünkü okulun giriş sınavı diye bir durumla hemen karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben daha 18'imi doldurmamıştım ve işte liseden arkadaşım olan Görkem gitarcı, onunla beraber aynı okula hazırlanıyoruz. Birbirimize sınav öncesinde işte
müzik yapacağız falan gibi böyle saçma sapan, biraz komik, biraz çocukça belki ama işte oraya girip beraber müzik yapacağız falan gibi bir küçük bir motivasyon hareketiyle odaya girdiğimizi hatırlıyorum. Ve daha sonrasında da orada tanıştığım Erdem Göymen, davulcu ile benim belirlediğim bazı caz standartlarını çalmıştık. Fakat o deneyimde çok önemli bir şey öğrendim. Önce parçanın nasıl çalınacağını müzisyenlere söylemeniz gerekiyor. Tabii ki o biraz kafasına göre girdi. İşte ben ona uyum sağlamaya çalıştım vesaire. Tüm bunlar olurken bir baktım ki aslında parça bir anda bitmiş. Yani çok hızlı bir şekilde akmış. Bence konserler çok hızlı akan şeyler. Yani bizim için bir parça çok uzun, işte 5, 6, 7, 8 dakika veya 10, 15 dakika gibi olabiliyor. Ama bize öyle gelmiyor. Çok hızlı geçiyor. Özellikle caz standartlarındaki akış şekli biraz daha bunun bir örneği. Yani belki daha yazılı bir müziği çalarken belki zaman daha yavaş akıyor olabilir ama caz standartlarında özellikle doğaçlamalar birbiri ardına geldiği için sanki böyle çok heyecanlı bir film izliyormuş gibi hep yeni şeylerle karşılaşılan, sürekli sürprizlerle karşılaşılan bir şey görüyoruz. İşte orada da aslında kendim bazı sürprizlerle yüzleştim. Deneyim bu şekilde olmuştu, ilk deneyimim. Kendi oluşturduğumuz grupların haricinde başka bir gruba çağrıldığım belki de ilk sefer aslında üniversitenin de ileriki yıllarında bir caz sahnesiydi. Ve hiç tanımadığım bir sürü insanla önce provada sonra da konserde bir araya geldik. Fakat ben onların arasından bazılarıyla o kadar kuvvetli müzikal bağlar hissettim ki daha sonra onlarla daha çalmak istediğimi kendilerine belirttim ve şu anda hala çaldığımız insanlar bunlar. Benim albümde çaldığım, beraber çaldığım da örneğin Kürşat Deniz'le o konser vesilesiyle tanışmıştım. Bu orada dahi bir şeyler öğrenme devam ediyor. Yani her tanışmada yeni bir müzik ile aslında tanışmış oluyoruz diyebilirim. Kürşat sayesinde de çokça hem müzikle tanıştım hem de son derece yani belki sayısız konser yapma imkanı bulduk daha sonrasında. Benim için en kıymetli tanışmalardan bir tanesi oydu diyebilirim. Konser sahneleriyle küçük kulüpler çok farklı oluyor. Küçük kulüplerde çalmak bambaşka bir deneyim. Bence çok daha özel bir deneyim. Çünkü çok az sayıda insan dinleyici oluyor. Küçük bir mekanda az sayıdaki dinleyiciye karşı olan müzik bence büyük prodüksiyonlardan biraz daha farklı oluyor. Ben onları daha çok tercih ettiğimi düşünüyorum ama büyük sahnelerde güzel gruplarla çalışmak da çok keyifli oluyor yine. Örneğin Emin Fındıkoğlu ile konserlerimiz oluyor zaman zaman. Onu küçük sahnede yapmak çok ama çok zor oluyor. Çünkü sahnede 15 kişi oluyor. Ama gerek büyük sahneleri, gerek küçük sahneleri, kulüpleri ben seviyorum. Emin Fındıkoğlu ile herhalde 2010'lu yılların ilk yıllarında tanıştık. Beni kendi grubuna davet etti ve büyük bir grup kuruyordu aslında. Yani bir big band kuruyordu. O grupta çalmak üzere bir araya geldik. Beni provalarına davet etti. Ben de tabii seve seve gitmeye başladım. Emin Hoca'nın tabii ne kadar büyük bir müzisyen ve besteci ve bütün o olayları çok iyi yaptığını söylemek herhalde bana düşmez ama yani dünya biliyor. Bize getirdiği müzikler
O kadar öğreticiydi ki hakikaten orada bulduğum, orada böyle keşfettiğim o kadar çok şey oldu ki hakikaten onun müziklerinde. Anlatmakla bitmez. Biz o zaman İTÜ'de ders veriyordu Emin Hoca ve onun ders verdiği okula gidip orada toplu halde prova yapıyorduk. Tabii bazen bazı nefesler olmuyor, bazen davul olmuyor vesaire. Belki bir kere falan ben gelemediğim olmuştur. Genelde hafta sonları buluşup çalışıyorduk. O oluşumu bir şeye dönüştürdük aslında. Kayda dönüştürebildik. Emin Fındıkoğlu artı 12 ismi altında bir albüm olarak şu anda kaydedilmiş, yayınlanmış olarak bulunmakta. Emin Fındıkoğlu çok önemli. Onu da birkaç açıdan incelemek lazım. Caz müzisyenleri olarak bizler caz müzisyeni değiliz ama hani caza gönül vermiş, bu konuda programlar yapan, hasbelkader eli kalem tutan insanlar olarak da bir tür mihenk taşı gibi kabul ederiz Emin Fındıkoğlu'nu. Hem bizim ondan öğrendiğimiz çok şey var, hem müzisyenlerin ondan öğrendiği çok şey var. Şimdi Emin Fındıkoğlu tabii 1940 doğumlu ve 1960'lardan itibaren işte Arif Mardin'in de katkısıyla Amerika'ya gitti. Orada Berkeley'de ciddi bir eğitim aldı ve cazın birçok alanında eğitim gördü ama daha sonra hemen Türkiye'ye döndü. İcracı, besteci, organizasyon kabiliyeti son derece yüksek, yeni gruplar kuran, genç caz müzisyenlerini yetiştiren, onları organize eden, özellikle daha ensemble formu, büyük formlara yakın grup toplulukların müziğini yapan, yani aranjörlüğü mesela çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Emin Fındıkoğlu'nun elinden çıkmış Amerikan caz standartlarının yeniden düzenlemeleri hakikaten bir farklı olur. Bunları kendi gruplarında çalınmasına çok tutkulu bir ısrarcıdır. Yani bunları güzel yapar. Genç müzisyen yetiştirir. İşte İmer Demirer'in mesela, hani bugünün top ismi, en iyi isimlerinden biri. Yani çok hakkı vardır üzerinde. Diğer müzisyenlerin de öyle. Yaptığı ve orijinal besteleri de son derece kuvvetlidir. Ve aynı zamanda Türkiye'de ilk caz festivalini yapan, organize eden, Avrupa'dan müzisyenlerin buraya gelmesini sağlayan 1980'lerin başında. Ona sorsanız da mütevazılıkla bunu, yani yapacak başka kimse yoktu, ben yaptım filan gibi diyecektir ama öyle değil. Hem bu müzisyenleri iyi tanıyor, nasıl bir müzik festival içerisinde icra edilmesi gerektiğini biliyor. Kendisi de müzisyen olduğu için, besteci olduğu için hem onları koordine edebiliyor, hem de onları bir festival atmosferi içerisinde burada Türk caz dinleyicisiyle buluşturabiliyor ve bunları çok yönlü olarak, şimdi 80 yaşını aşmış olmasına rağmen Allah sağlık versin, hala aktif olarak yapabiliyor ve şu anda da hala konserlere çıkıyor. Yani o olmasaydı Allah göstermesin, yani hakikaten çok şeyimiz eksik olurdu. Emin abi, Emin Fındıkoğlu Türkiye caz tarihi için bir %40, 30, 50 yarısı kadar önemli bir isimdir. Volkan'ın albümde kaydettiğimiz şarkılarının da mesela büyük bir kısmı aslında mesela bir davulcu albümü olsa o kadar odd time signature kullanırdı. İşte öyle ritimler, öyle bir groove olabilirdi falan diyebileceğim bir albüm. Normalde işte hani davulcu albümü de neyse artık, o da öyle isimler de konuyor ama hani bir davulcunun çalmaktan keyif alacağı bir albüm olarak diyelim ki tanımlayalım o davulcu albümünü. Mesela Volkan'ın şarkıları da yani benim için işte mesela orada 7-8 olur, oradan 5-8 olur, işte orada 11 olur falan. Yani böyle çalması falan çok keyiflidir benim için ve ben
Biz yani bahsettim, çok prova yaptık albüm çıkmadan önce vesaire. Bir de albüm kaydı da yani o kayıt süreci de öyle bir şeydir ki 2 gün siz kaydedersiniz o albümü. Artık yani o albümü 3 ay her gün çalsanız öyle ezberleyemezsiniz aslında. O yüksek konsantrasyonla birlikte o 2 günde 3 aylık şekilde o şeyleri ezberlersiniz. Bana da öyle oldu. Ben yani yıllardır çalıyoruz. En son belki pandemiden çok önce çaldık mesela. Volkan'ın konserlerinde hiç nota falan getirmem, yanımda taşımam yani. Bütün şarkıları ezberledim. Ha, belki sonradan eklediği albümde olmayan birkaç şarkı çalıyoruz falan. Belki onların notalarına bakıyorum ama o albümde çaldığımız şarkıları ben bir 2 senedir belki çalmadık. Şimdi işte çalsak notaya bakmadan çalabilirim yani. Lise yıllarında ilk caz deneyimlerini yaşamaya başladığım zaman aklımda hep bir müzisyen olarak festivallere giden, aktif olarak dünyayı gezen bir müzisyen olma hayali canlanmıştı kafamda. Ama hiçbir zaman şöyle bir şey düşünmedim. Yani ben oraya gideceğim, tamam, çalacağım, her yerde çalmak istiyorum peki. Ama ne çalacağım? Yani çalacak materyal nedir? Sadece caz standartları mı çalacağız? İşte bunu o zamanlar düşünememiştim. İçgüdüsel bir hareketle bir iki beste çalışması yapmıştım. Yani lise yıllarındaki motivasyonlar nelerdir? İşte böyle çok uçarı bir zihin açıklığı, işte hayal gücü vardır vesaire. O dönemde benim de işte bir yandan da bestecilere de herhalde özenmiş olacağım ki ufak çaplı bir beste yapmıştım. Hatta çok ilginçtir. O besteyi böyle nota olarak değil ama hani yazı halinde tasvir ederek diyelim. O zamanlar televizyonda programı da olan Kerem Görsev'e e-mail atmıştım ve işte e-postama cevap vermişti. Ondan sonra bak şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin filan. Tabii yaşlar 15-16 neyse. Tabii ki heyecanla ve böyle şeyle büyük bir teşekkür duygusu içinde onu tabii ki kabul etmiştim, onun tavsiyesini. Daha sonra hatta o parça yani bir şeylere dönüştü. Onu hissediyorum. Yani o ilk yaptığım bestenin kırıntıları, işte renkleri bir yerlerde aslında mevcuttur diye düşünüyorum. Yani yaptığım diğer bestelerde. Zaman içinde tabii beste konusunu bu şey olarak ciddiye almamıştım. Yani yine de hani yapıyorum, belki bir şeyler yazıyorum ama bir besteci kimliğini bilmiyorum tabii o zamanlar. Özetle bestecilik o dönemde aslında doğal olarak gerçekleşti ama gerçek besteciliğin nasıl bir şey olduğunu çok daha sonra tabii ki öğrendim. Hani gerçekleştirebildiğim için söylemiyorum. Elimdeki imkanlarla yazabildiğim şeyleri yazmaya çalışıyorum. Bilgim dahilinde hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum o konuda. Müzikte, bestecilikte veya müzisyenlikte fark etmez. Öğrenmenin sonu yok, sınırı yok. Bu yüzden her zaman öğrenmeye devam edebiliyoruz. Hatta dahası öğrenmek zorundayız. Yeni şeyler öğrenmek zorundayız durumu var. Ben de hala o anlamda bestecilik hem de müzisyenlik anlamında eğitimime devam ediyorum. Kendi kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyebilirim yani bununla ilgili olarak. Birdenbire isimli ilk albüm 2015'te çıktı. Kalan Müzik'ten yayınladık. O zamanlar aslında 2014'te kaydına başlamıştık. Fakat daha sonra bir toplanma, bir kayıt deneyimi daha gerçekleştirdik bunun üzerine. Yani esas kaydından bir 6 ay sonra bir miktar daha kayıt yapıp iki stüdyo performansının birleşiminden bu albüm ortaya çıktı. Albümde 5 kişi yer alıyor müzisyen olarak. Eylül Biçer, Berke Özgümüş, Kürşat Deniz, Barış Ertürk, bir de ben. Daha sonra ben Tamer Temel'le de aynı zamanda kendi grubumda bir araya geldim. Yani 6 kişi olarak devam ettik ve bu Birdenbire grubunu işte
artı Tamer olarak devam ettiriyoruz. 2015'te çıktı ve o zamanlar aslında çok da albüm çıkmıyordu bence. Yani tabii ki albümler vardı ama şimdiki kadar kolaylıkla yayınlanmıyordu vesaire. Şu anda özellikle internet üzerindeki bazı platformlarda çok rahatlıkla herkes albümünü, kaydını vesairesini yayınlayabiliyor. O zaman biraz daha yeniydi bunlar herhalde. Benim için de yeniydi tabii. Çok gerçekten kendimi çok hiçbir şey bilmiyor gibi hissettiğim bir dönem ve öyle bir iş oldu. Ama orada çok şey öğrendim tabii ki. Birdenbireyi hazırlarken stüdyolarda aslında nasıl hareket etmemiz gerektiğini daha iyi deneyimlemiş oldum. Şu anda anlıyorum ki ikinci bir imkanım olsa belki bazı şeyleri daha farklı yaparım diyorum. Ama bununla ilgili bir gitarist gelmişti Türkiye'ye, Dave Allen diye. Dave'le konuşurken bana şöyle bir şey söyledi. Merak etme, asla ikinci albümü önce yapamazsın dedi. O da bana bir motivasyon oldu aslında ve o ilk albümün yayınlanmasını bir yandan da böyle hızlı bir şekilde yayınlanmasını sağladı. Ben bir an önce onları kaydetmek, artık biriktirdiğim besteleri aktarmak istedim. Biraz da bu motivasyonla yaptığımı söyleyebilirim. Çok keyifli bir deneyim albüm kaydetmek ve yani bir sonraki albümün de aslında altyapısını hemen ertesi günde düşünmeye başlamıştım. Onu bile söyleyebilirim.
Kendi albümümü çıkarttıktan sonra pek çok kişinin albümünde yer aldım ve bu da bana güzel tecrübeler sağladı. Bu deneyimler bana aslında yeni yapacağım şeyler için, işler için bir yol gösterici oldu. Ancak hala özellikle son zamanlarda yaşadığımız duraksama diyelim dönemi ardından yeni bir şey yaratma ve onu ortaya koyma için gerekli motivasyonu tam olarak sağlamış değilim. Çünkü herkesin biraz aslında müzik camiasına geri dönmesi, aktifleşmesi gerekiyor ki ben o müzisyenleri toplayayım, tekrardan çalışmalar yapıp yeni bir üretim gerçekleştirebileyim. Tabii ki aradan şu anda 5-6 sene gibi bir süre geçti ama ben boş durduğumu düşünmüyorum. Hem başka albümlerde aldığım tecrübe hem de bir yandan da müzik yazmaya devam ediyorum. Onların birikimiyle yeni bir şeyler ortaya çıkaracağımı düşünüyorum önümüzdeki zaman içerisinde. Thank you.